arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sukulent türlerinden biri olan tesbih çiçeğinin bakımı ve çoğaltılması ile ilgili kısa bir video paylaşacağım sizlerle. Bu tesbih çiçeğini geçen yıl çoğaltmıştım arkadaşlar. Sadece şu şekilde küçük bir dal halindeydi. Ve gördüğünüz gibi çok hızlı büyüyen, çok hızlı gelişen bir tür aslında bu da. Çiçek de açıyor arkadaşlar. Sadece böyle tesbih gibi durduğuna bakmayın. Böyle püskül gibi çiçekler açıyor. Böyle bir ay kadar sonra artık çiçeklenmeye başlar iyice. Havalar ısındıkça, güneş böyle aldıkça daha hızlı bir şekilde çiçeklenmeler başlıyor. Şimdi bunun bakımından nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Özellikle onlara hemen kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle dikkat etmeniz gereken fazla sulama yapmamak. Aşırı sulama özellikle gövdede şurada aşırı sulama yaparsanız çürümeler meydana geliyor. Aşırı sulama yapmamaya dikkat edin. Genellikle böyle sarkan saksıları seviyor. Ben sarkan saksıyla asacağım yer olmadığı için bu şekilde normal saksıyı böyle uzun bir saksının içine koydum. Uzamaya devam ediyor böylelikle. Üstüne isterseniz şöyle üstüne doğru dolayabilirsiniz ama üstünde çok fazla olduğu zaman çürümeler daha hızlı bir şekilde meydana gelebiliyor. O yüzden sarkması her zaman daha uygun olur. Fazla böyle üst üste yığmayın. Ve özellikle sulama konusunda çok fazla dediğim gibi sulama yapmayın. Çok fazla sulama yaptığınızda hemen altlardan çürümeler başlıyor. Suyu nasıl ayarlayacaksınız? Hemen ona değinmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz kısımlar zamanla sulamayı az yaptığınızda buruşmalar başlıyor böyle. Canlı olmuyor, dolgun olmuyor. Çünkü vermiş olduğunuz suyu bu bitki bunların içinde hapsediyor. Ve böyle dolgun ve daha yeşil görünüyor. Suyu az verdiğinizde de yani suya ihtiyaç duyduğunda da böyle hafif bir buruşmalar ve küçülmeler meydana geliyor. Oradan suya ihtiyacını anlayabilirsiniz. Toprak nemli kalacak şekilde az az sulama yapabilirsiniz. Bu tabii ki iklime göre, sıcaklığa göre, bulunduğu konuma göre farklılık gösterir. Yaz aylarında mesela 3-4 günde oluyorsa bile kış aylarında biraz daha bu aralık uzun olabilir. Bulunduğunuz yere göre, bitkinin durumuna göre bunu kendiniz belirlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir de özellikle yaz aylarında çok fazla güneş alırsa böyle hafif kırmızımsı bir hal alıyor. Aşırı güneşten de sakının. Çok yani aşırı güneş aslında çok fazla zarar vermemekle birlikte hafif böyle kırmızı bir görünüm oluşturuyor. Benim bitkim mesela sabah güneşini alıyor. İkindi güneşini artık sabah güneşini öğleye kadar alıyor. Ondan sonra güneş almıyor. Siz de böyle günün tamamını değil de günün belli oranında güneş alan yerleri tercih ederseniz özellikle herhangi bir problem yaşamadan bitkinizin gelişmesini sağlayabilirsiniz. Çoğaltılması zaten çok kolay. Çoğaltılmasında dikkat etmeniz gereken sadece şöyle bakın bir tane dalı alıyorum hemen. Bu görmüş olduğunuz dalların her birini koparıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın buradan bir dal alıyorum. Bunu hemen bitkinin şöyle alttan bir iki tanesini koparabilirsiniz özellikle. Koparmanızı tavsiye ederim rahat dikebilmeniz için. Şöyle yayarak toprağın içerisine gömüyoruz. Başka herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten belli bir süre sonra kendiliğinden kökler oluşacak. Kullanmış olduğum toprak geçirgen bir toprak arkadaşlar. Yumuşak ve geçirgen bir toprak. Bunun içerisine çok fazla şey kullanmıyorum ben. Perlit kullanmıyorum. Perlit su tutma kapasitesi yüksek olan madde olduğu için maalesef çürümelere sebep olabilir. Ben perlit kullanmıyorum. Ormandan aldığım, ağaç tiplerinden aldığım toprağı kullanıyorum ve birazcık da ona ek olarak torf veya kokopit karıştırıyorum. Bunun dışında perlit eklemesi yapmıyorum. Çünkü özellikle sukulent türlerinde çok fazla perlit kullanmamanızı tavsiye ederim. Sukulent türleri fazla suyu sevmez. Toprağın içi sürekli perlitten dolayı toprağın içi sürekli nemli kalacağı için köklerde çürümeler meydana gelebilir. O yüzden perlit kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bu şekilde bir dalı bile dikmeniz yeterli olur. Geçen yıl diktiğimde aynı bu şekilde bir daldı. Zaten satın alınanlarda, satılanlarda görebilirsiniz. Bu şekilde küçücük bir dal oluyor ama o zamanla o kadar hızlı büyüyor ve gelişiyor ki gerçekten sığmıyor resmen. Bunu ben mesela kaç kere çoğalttım. Arkadaşlarıma verdim sürekli çoğalttım. Buna rağmen çok hızlı bir şekilde sürekli böyle büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Havalar ısınmaya başladığında, çiçekler açtığında yine görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. Sukulent çoğaltmanın yani tesbih çiçeğini çoğaltmanın belli bir zamanı da yok. Onu da belirteyim özellikle. İstediğiniz zaman herhangi bir dalını koparıp çoğaltabilirsiniz. Belli bir aralık yok. Bitki besini konusuna da kısaca değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben hazır bitki besini kullanmıyorum biliyorsunuz.
Evde hazırlamış olduğum bitki besinlerini diğer çiçeklerime verdiğimde buna da aynısını veriyorum. Ekstra herhangi bir besin vermiyorum. Çok fazla besine de ihtiyaç duymuyor zaten. Yeteri kadar ışık alması ve sulamayı uygun yaparsanız çok fazla besin vermenize de gerek kalmaz. Yine evde hazırlamış olduğunuz kuru maya ve aspirinli su, soğan kabuğu suyu, sarımsak suyu, aspirinli su, muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu, bu ve buna benzer besin takviyelerini evde bitkilerinizin hepsine uyguladığınız gibi tespih çiçeğine de uygulayabilirsiniz. Herhangi bir zarar teşkil etmez. Ayrıca evinizde kullanmak istemediğiniz, tarihi geçmiş olan vitamin ilaçlarınız varsa bunları da bitkilerinize verebilirsiniz. Tespih çiçeğine de diğer çiçeklerinize de verebilirsiniz. Tarihi geçmiş olsa bile çiçeklerde herhangi bir sorun oluşturmuyor. Aksine çiçeklere fayda sağlıyor. Tespih çiçeği bakımı oldukça kolay olan, herhangi bir sıkıntı yaşamadan kolaylıkla evinize bakabileceğiniz türlerden biri. Siz de bu anlattıklarıma dikkat ederek evde tespih çiçeğinizi yetiştirebilirsiniz ve çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun daha sonuna geldik. Değinmediğim konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sorularınızla bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Berilin Hünerleri YouTube kanalında yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.